duruşma itibariyle rapor talebimizi yeniledik. Gerekli yerlere, ilgili yerlere raporla ilgili müzekkere yazıldı. Öncelikle müvekkilimizin duyma ve görme kaybıyla ilgili katı hekim raporu alınması için ilgili yerlere yazılar yazıldı. İlk duruşma itibariyle biz adli kontrol tedbirinin değiştirilmesi bizi bir miktar üzdü, ancak müvekkilimizin hayati tehlikesinin devam ettiğini yinelememiz üzerine müvekkilimizin evine 200 metre yakınına yaklaşmama hususunda yeni bir adli kontrol tedbiri tesis edildi. Bu aşama itibariyle yargılama devam etmektedir. Biz burada adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır. Bunun da gerçekleşebilmesi için elimizden geldiğince bu işin takipçisi olacağız. Sanık yine aynı şekilde eşekten düştüğü üzerine bir beyanda bulundu, ancak hayatın olağan akışı gereği güncel bilimsel gerçekler ışığında eşekten düşen bir kişinin vücuduna meydana gelmiş olan ekimozların ya da tahribatın bu şekilde olmayacağı ve zaten herhangi bir uzman kişi tarafından da çok kolay şekilde anlaşılacaktır. Bizim mahkemeye ibraz etmiş olduğumuz olaydan birkaç gün sonra çekilmiş olan fotoğraflarda da görüleceği üzere kişinin çıkıntı bölgelerinde değil yalnızca. Vücudun içte kalan işte boyundur, işte ne bileyim kaburgadır. Hani buralar eşekten düşmeyle meydana gelebilecek ekimozlar değil. Hani bunları da mahkemeye ibraz ettiğimiz için bu işin eşekten düşme olmadığı, hani buna da çok fazla kimsenin itibar etmeyeceği hususunda inancımız tamdır. Umuyoruz ki mahkeme heyeti de bu şekilde takdir eder. Ben kısacası adalete güveniyorum evladım. İnşallah adalet yerini bulur. Kesinlikle ben eşekten düşmedim. Eşekten düşen bir insanın bir yeri veya iki yeri darbe olur. Benim boğazım, suratım, dudaklarım, kulağım, gözlüğüm, gözlüğüm kırdı. Hala benim sağ kulağımda duyma eşidi var. Takma dişimin üstünün şeyleri kopmuş. Hala ben şeydeyim. O anda ben 15 gün falan katı bir şey yiyemedim. Dişlerimin boşandığını dahi hiç bilemedim idi. Dişlerimi sıkarak geri oturttum. Hala o şekilde idare ediyorum. Gelme imkanım olmuyor. Adaletime güveniyorum. İnşallah adalet yerini bulur. Kendi ben darp etmedim, eşekten düştüm demeyle kurtarırsa kendi bilir, kurtarsın. Ben adaletime güveniyorum. Ben devletime güveniyorum. Eşekten düşmüş mü dediler? Öyle demişler. Ama ben eşekten düşmedim. Kendinin verdiği ifadeydi. Hiç mi hiç kabullenmiyorum. Koyunu benim mal evimin üzerine geldi. Karıştı. Koyunlarımı ayırdı. Ama içinde bir kuzu kaldı. Ben de yolda bekliyordum. O anda benim bana dinime imanıma küfretti. Sen kafirsin dedim birkaç defa. Daha sonra anam avradıma küfredince yüzüne tükürdüm. O an için saçım ve yazmamdan tuttuğu an sağ eliyle tuttuğunu biliyorum. Yere çarptı. Boynuma ayağıyla bastı. İzleri dahi var. Suratımı bu hale getirdi. En azından 5 dakikaya geçkin, 10 dakikaya çıkmaz o aradaydı. Dakikaları bile...